Plus Sport TV ekranlarından herkese mutlu günler. Etimesgut Belediye Spor Yönetim Kurulu üyesi Mesut Şahin Göz'le beraberiz. Mesut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, nasıl gidiyor günler? Valla normal tabii, korona günlerinden dolayı tedbirli davranarak devam ediyoruz. Normal devam ediyoruz. Antrenmanlara başlamışsınız. Takımın durumu nasıl? Sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, şöyle. Bugün itibariyle sadece Ankara'da bazı futbolcu arkadaşlarımız vardı. O arkadaşları gruplar halinde aldık. Şimdi altyapı koordinatör hocamız tarafından onlara bir ısınma hareketleri yaptırdı. Bazı ufak ufak. Bir kısmı da zaten sağlık testinden geçirdik. Federasyon henüz karar almadığı için bir gün devam edip etmemiz lazım. Tedbirli olarak antrenmana başladık. Peki liglerin 18 Temmuz'da başlamasıyla ilgili çeşitli duyumlar alıyoruz. Siz ne söylersiniz bu konuda? Valla şöyle, biz de mesela sürekli kendi kulüp yönetim olarak şey yapıyoruz. Yani günlük hem telefonla hem de hafta içerisinde bir iki defa Hasan Başkan'la toplantı yaptık. Federasyonumuz bu oynanacak lig oynanacak derse hazırız zaten. Tedbirlerimizi aldık, hazırız. Ama oynanmayacak derse de bu sefer de 2021 sezonunun hazırlıklarını yapmak için hazırız. İşin Türkçesi bizim şeyde gruptaki takımların büyük çoğunluğu oynamak istemediler. Çünkü tedirgin olanlar var, konsantre dağınıklığı var. Bazı futbolcular tabii sıcaklarda çok verim alamıyor. O yüzden bir isteksizlik var ama üst tarafta ve en alt tarafta takımları ilgilendiren takımlar var. Onlarla oynayalım diyorlar. Artık federasyon aldı, sonra bu oyunumuz kadar ince inşallah. En güzel bir şekilde yine de kaldığımız yerde devam edeceğiz. Peki 2021 sezonuyla ilgili konuştunuz. Oraya hazırlanmak için hazırız dediniz. Hedefleriniz var mıdır? Neler, sizden öğrenebilir miyiz bunları? Şuradan önce bir saat, bir saat önce hem Hasan Başkan hem de bizim A takım koordinatörü Yılmaz hocamızla da bir sohbetimiz olmuştu. Bütün şeylerimiz hazır. Hangi futbolcu gidecek, hangisi gelecek, yenilecek, kimleri transfer edeceğiz. Bunlara gitme planlarımız var. Alt yapıdan kaç sporcu daha çıkacak A takımı. Bu çalışmalarımız var. Yeter ki şeyi bekliyoruz işte. Şu sezon ay 25'inde işte federasyon karar verecek. Oynayın mı, oynamayın mı? Oynayın derse mevcut sporcuları da en iyi şekilde seçeceğiz. Oynamayın derse de 3-4 gün böyle genel durumda mesela sonra 2021 sezonunda amacımız şampiyonluk olmak kaydıyla yeni sezon hazırlıkları başlayacağız. Antrenman anlamında. Peki, araya bir pandemi girdi hepimiz biliyoruz ve bağlıca tesislerinin durumu merak konusu. Orada bir ilerleme kaydedildi mi? Şimdi zaten sporcu kardeşlerimiz sezondan sonra orada kalıyorlardı. Sadece orada çimlendirme aşaması bu pandemiden kaynaklanan bir intikaya uğradı. Orada büyük ihtimal bu sezona antrenmanlara yetişecek bir çimlendirme. Bitireceğiz inşallah. Yalnız stadyumdaki çimlendirme çalışmaları bu sezon yetiştiremeyeceğiz. Sebebi de dedim ya, 3,5 aylık, 4 aylık bir zaman diye. Bütün kulüplerin planlarını alt üst etti. Öyle de bu sene daha tekrar sentrik sağlayacağız maçlarımıza. Ama tüm her şey hazır. Çimlendirme doğal çim biraz daha farklı bir yapılanması var. En iyisini olmasını istiyoruz. Bu spor bakanımızda da çağırlarındayız. Bu iş en iyi bilenler için. Bu Eylül-Ekim ayında çimlendirme işi bitirir. Sezonun ortalarında antrenmanları o sırada yapanlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Özellikle 2021 yılı için şampiyonluk haberlerinizi dört gözle bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Bizleri takip eden ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize şey veriyorsunuz, enerji veriyorsunuz. Bizim
takip ettiğiniz için biz de kendimize daha çok çekim düzenledik. Hem A takım olarak. İnşallah siz de yayınınızda daha renkli, daha güzel haberler sunmanın da özlem içerisinde. İnşallah bizim şampiyonluk maçlarınızı yayınlamanızı canlı gönülden bekliyorum inşallah. Biz de öyle. Biz de sizin başarı haberlerinizi yapmayı çok heyecanla bekliyoruz en kısa zamanda inşallah. Yayınımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz.